olarak devam etmekte. Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütmüş olduğumuz süreç yaklaşık 4,5 aydan beri çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Bugün itibariyle COVID vakası veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayımız 2378. Yaklaşık 71.300 okuldan COVID vakası nedeniyle kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamakta. Bu süreçteki en büyük başarımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması. Yani sadece Türkiye ortalamasından değil, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde yüz yüze eğitime devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarından bile çok yüksek olması bizim en büyük avantajımız. Bugün itibariyle en az bir doz aşı olmuş olan öğretmen oranı %93.4. En az iki doz aşı olmuş olan öğretmen oranımız ise %89.13. Hepinizin malum olduğu üzere aşı olmayıp bağışıklık kazanan, hastalığı geçiren ve antikor oluşturan öğretmen oranımız da %5'ler civarında. Dolayısıyla en az iki doz aşı olmuş ve bağışıklık kazanmış olan öğretmen oranımız şu anda Türkiye'de %94'ler civarında. 3 doz ve 4 doz aşı olan öğretmen oranlarımız da her geçen gün yükselmekte. 3. doz aşısını olmuş olan öğretmen oranımız da bugün itibariyle %40.1. Yani süreç yaklaşık 4,5 aydır Sağlık Bakanlığımızla, Sağlık Bilim Kurulumuzla koordineli bir şekilde, başarılı bir şekilde devam ediyor. Allah'a şükür okullarımızda alarm vereceğimiz, yeni kararlar alacağımız herhangi bir sıkıntımız yok. Omikron dalgası hızlı bir şekilde yayılıyor. Süreci yakinen takip ediyoruz ama şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Aşılanma oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Okullarımızda maske, mesafe ve hijyenle ilgili kurallara öncesine göre çok daha fazla riayet ediyoruz. İnşallah iki hafta sonra zaten yarı yıl tatiline gireceğiz. Yarı yıl tatiline gidene kadar inşallah süreç başarılı bir şekilde devam edecek. Bugün Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'mızın eğitiminin kalitesini nasıl artırabiliriz? Süreçleri nasıl iyileştirebiliriz? Yatırımlarımızı nasıl zenginleştirebiliriz? Onları Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimizle birlikte değerlendirme imkanımız olacak. Hakikaten Şanlıurfa'ya ciddi yatırımlarımız var. İnşallah bugün de çok daha büyük boyutlarda yatırımlarla Şanlıurfa'mızın eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanımız olacak. Ben Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Buradaki süreçleri, eğitimin kalitesinin artırılması ile ilgili yaklaşık 5 yıldan beri burada görev yapıyor. Bizim en önemli paydaşımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm süreçlerini başarılı bir şekilde devam ediyor. Kendilerine benim şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına süreçlere vermiş olduğu desteklerden dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum. Yine milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tüm buradaki paydaşlarımıza, STK'larımıza ve hasreten İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve çalışma arkadaşlarına da çok teşekkür ederim. Şimdi değerlendirme toplantısına geçeceğiz. Bildiğiniz gibi tüm illerimize gittiğimiz zaman valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il milli eğitim müdürlerimiz, kaymakamlarımız, ilçe milli eğitim müdürlerimizle her şehrin bir röntgenini çıkartıyoruz. Neye ihtiyaç var? Bakanlığın yeni yılda, 2022 yılında yapması gereken neler var? Onların planlamasını yapıyoruz. İnşallah değerlendirme toplantısından sonra da Şanlıurfa'mıza hangi müjdelerimiz olacak, onları sizlerle paylaşma imkanımız olacak. Çok teşekkür ediyorum.